Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. TYT, AYT ve MSÖ'de çıkmış 4 adet harika sorunun çözümünü yapacağız. Birinci sorumuz 2021 Milli Savunma Üniversitesi'nde çıkmış. Soru şu şekilde, Aslı ve Burak belirli bir günde aynı havaalanından farklı şehirlere gitmek için birer uçak bileti alacaklardır. Bugün de Aslı Burak'ın seçebilecekleri uçuş saatleri bu tabloda verilmiş. Burak uçuş saatini Aslı'nın uçuş saatinden sonra olacak şekilde seçmek istemektedir. Aslı ve Burak uçuş saatlerini kaç farklı şekilde seçebilir diye soruyor. Hemen Aslı'nın uçuş saati 10 olarak seçelim. Burak kaç bu durumda kaç farklı uçuş gerçekleştirebilir? E, Aslı'dan sonra seçeceği için 13 olabilir, 15 olabilir, 17, 21 ve 23. 5 farklı uçuş gerçekleşebilir. Yine aynı şekilde gelelim. Eğer Burak 14'ü seçerse arkadaşlar, aslı 14 uçuş saatini seçerse o zaman Burak 15'i seçebilir, 17, 21 ve 23'ü. Yani 4 farklı uçuş yapabilir. Gelelim şimdi aslı 18'i seçerse. Eğer 18'de aslı bilet almışsa o zaman 17 alamıyor Burak 21 ve 23'ü alabilir. Yani iki farklı uçuş gerçekleştirebilir. Yine aynı şekilde gelelim. Eğer 22 alırsa arkadaşlar 22'den sonra da sadece 23 var. Aslı eğer biletini 22'de alırsa o zaman Burak bir farklı bilet elde edebilir. O zaman toplamda şöyle olmuş olur. 5 artı 4 2 artı 1'den 9, 11, 12 farklı uçuş gerçekleştirebilir. Evet geçiyorum hemen diğer sorumuza. Yine permütasyonla ilgili kentlerdeki okul sayılarını artırmak için 11 kentte bir proje düzenlenmiştir. Bu 11 kentin her birinin 12 ilçesi projeye dahil edilmiştir. Her bir ilçeye her katında 7 derslik olan 2 katlı 13 okul yapılmıştır. Bu proje kapsamında yapılan toplam derslik sayısı kaçtır diye soruyorum. Bakın 11 tane kent var. Yazıyorum 11. Her bir kente 12 ilçe var. Çarpı 12 durum var. Her ilçede 7 derslik ve 2 katlı olacak çarpıyoruz. E, toplam 13 tane her kentte olacak. 13 okul olacak. Burada dikkat ederseniz 7 ile 2 çarptığımızda 14 olmuş olacak. O zaman sırayla yazarsam 14, 13, 12, 11 bizim aradığımız cevaptır. Şıklarda buna benzeyen, e, bakın bu faktöriyele giriyor şıklara baktığınızda. Demek ki 14 faktöriyel olacak. E, 14 faktöriyeli yazabiliriz. Nerede 10 faktöriyel'e kadar. O zaman 10 faktöriyel aşağıda yazalım ki sadeleşsin. Yani 14 faktöriyel demek 14 13 12 11 ve 10 faktöriyel. Aşağıda da 10 faktöriyel olunca ne olacak? Bunlar sadeleşecek. Buradaki cevap olmuş olacak. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Umarım anlaşılıyordur. Anlaşılmayan bir nokta olursa lütfen yorumlara yazın. Size ayrıntılı bir şekilde çözüm yaparım. Şimdi geldik 2021 TYT sorusu. Sevgili gençler bir matematik dersinde öğretmen sınıftaki öğrencileri 3 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Veli'den 5 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceği Yasin'den 11 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceği Zeynep'ten hesaplanmasını istemiştir. Bu üç öğrenci isteyen sayıları doğru şekilde hesaplamıştır. Yasin ve Zeynep Buldukları sayılar aynı pozitif tam sayı olduğuna göre Veli'nin bulduğu sayı kaçtır? Şimdi Yasin'e bakalım arkadaşlar. Yasin 5 öğrenci seçiyordu. En kişi olsun sınıfta 5 öğrenci seçiyor. En'in 5'li kombinasyonu. Zeynep ise 11 öğrenci seçiyor. En'in 11 kombinasyona eşitmiş. Aynı sayıları bulmuşlar. O zaman kombinasyonda şöyle bir şey var. N'in 5'lisi N'in 11'lisine eşitse N 5 ile 11'in toplamı olan yani 16 kişi vardır sınıfta diyoruz. E, velinin veli 3 öğrenci seçecekti. 16'nın üçlü kombinasyonu diyor diyoruz. 16, 15, 14, 3, 2, 1 arkadaşlar kombinasyon kısaca bu şekilde yapılır. E, 15 ile 3 sadeleşir 5 olur. E, 14 ile 2 sadeleşir 7 olur arkadaşlar. 5 çarpı 16 80. 80 çarpı 7 o da 7 kere 8 56. 560 olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet hiç vakit kaybetmeden geldik kombinasyon 2020 AYT sorusuna. O da diyor ki 5 Ekim 2020 pazartesi ile 18 Ekim 2020 pazar günleri arasındaki günler bu iki gün dahil olmak üzere bu 14 gün içinde iki farklı günde Birer toplantı yapılacaktır. Toplantılardan en az biri hafta içi olacak biçimde bir düzenleme yapılmak istendiğine göre bu düzenleme kaç farklı şekilde yapılır? Şimdi 5 Ekim'den 18 Ekim'e kadar arkadaşlar 2 hafta var. Bu 2 haftada 14 gün vardır arkadaşlar. Hafta içi 10 gün, hafta sonu 4 gün. 4 gün hafta sonu var onu belirtelim. Cumartesi pazar 2 hafta olduğu için 4 gün hafta sonu vardır arkadaşlar. Şimdi bu 14 günden 2 gün tüm durum tüm durum arkadaşlar 14 günden 2 gün seçeceğiz ve bunların hafta sonu her iki günde hafta sonu olmasını istemiyorum. Ben her iki günde hafta sonu değilse o zaman 4 günden ikisinin de hafta sonu olma durumunu çıkartırsam aramış olduğum sonucu bulmuş olurum arkadaşlar. 14'ün ikilisi demek kombinasyonda kısaca 14 çarpı 13 2 çarpı 1 eksi 4'ün ikilisi demek 4 çarpı 3 2 çarpı 1'dir diyoruz. Buradan da 2 ile 14 sadeleşir 7 olur. 7 çarpı 13 91 eksi e, 2 4 sadeleşir 2 olur. O da 6 olur. 91'den 6 çıkarsa 85 bizim aradığımız cevaptır. Evet. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Video beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Her hafta size üniversite sınavına çıkmış soruları çözeceğim ve öğrencilerimden gelen kaliteli güzel soruları size çözeceğim. Takipte kalın. Hoşçakalın.